Şimdi aslında birbirinden farklı anketlere baktığımızda hemen hemen neredeyse tamamında Ekrem İmamoğlu 1,5-2-3 değil mi? Böyle 1,5 ile 4 arasında değişen oranlarda önde görünüyor. Fakat işte az önce açıkladık. Dün mesela İETT meselesi vardı. Yine bir otobüsün bozulma ama montaj olduğu ortaya çıktı. Ya da para sayma görüntülerinin işte farklı iddialarla dolaşıma sokulması. Ve Ekrem İmamoğlu bugün dedi ki kumpasla seçimi kazanacaklarını sanıyorlar ifadesini kullandı. Bir yandan da kampanya devam ediyor her iki adayın. İşte Ramazan vesilesiyle görüntüler, televizyon yayınları, halkla buluşma. Bütün bunları arka arkaya saydım ki bütün bu parçaları bir araya getirdiğinizde mesela anketlerdeki Ekrem İmamoğlu'nun önde görünmesi sizi şaşırtıyor mu? Nedir durum adayların performansına baktığınızda? Bu kara propaganda meselesi Ekrem İmamoğlu'nun lehine mi işliyor, aleyhine mi işliyor sizce? Nedir durum? Evet, aslında şöyle daha önce sizinle yaptığımız yayınlarda da hep dile getirmiştik. Ya seçim aslında yeni kızışmaya başladı. Yeni yeni seçim sattım haline girdik. Bundan önce çok böyle net yorumlar yapamıyorduk. Nedeni de şuydu. Biliyorsunuz bu her siyasi partinin belli bir oy potansiyeli var. Biz de yine bugün örneğin yine bir gün gazetesinde bir söyleşi yapmıştık. Orada da dile getirmiştim. Şunu söylüyordum. Yani ilk seçime başlarken Selam Hanım diğer partiler diye adlandıracağımız partilerin oy oranı yaklaşık %20 ile 25 arasındaydı. Yani bu hangi partiler? DEM Parti, işte İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve diğer küçük oy az olan partiler. Bunların ilk ölçümlerde oyları, oy potansiyelleri %20 ile 25'ti. Hatta şunu dile getiriyorduk. Bu seçimde sanki %40'ı bulan seçimi alabilecek gibi bir fotoğraf vardı. Ama zamanla yani kampanyalar arttıkça, seçim havasına girdikçe şöyle bir şey ortaya çıktı. Biliyorsunuz yerel seçimlerde oy kullanma algoritmasının hep farklı olduğunu, bir seçmen oy verirken maksimum faydayı gözettiğini, verdiği oyun işe yaraması gerektiğini düşünüyor. Bundan ötürü de o diğer partiler diye adlandıracağımız partilerin toplam oy potansiyelleri şu anda %15'in altına düştü. Yani demin İYİ Parti'nin, Yeniden Refah Partisi'nin ve Zafer Partisi'nin alacağı oylar. Bunların da iki adaya doğru yönlenmesi bekleniyordu. Ama kampanyalarda ilk başladığında bıçak sırtı diye tanımlıyorduk. Yani gerçekten de kafa kafaya bir oy oranı vardı İmamoğlu'yla kurum arasında. Ama bu sözünü ettiğimiz siyasi partilerin çoğunluğu muhalefette olduğu için İmamoğlu'na doğru yönlenme eğiliminin daha çok olacağını düşünüyorduk. Ve kampanyalar başladı. Sayın Kurum kampanyasına başladığından beri en başta olan o %38-39 hatta 40 diye nitelendirebileceğimiz oy oranının artmadığını ama bunun dışında Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasıyla birlikte trendinin yukarıya doğru ivmelendiğini gördük. Çok büyük bir fark beklemiyoruz seçimlerde ama şu andaki fotoğraf bize bu pazar seçim olsa Sayın İmamoğlu'nun favori olduğunu, hani oy farkının da işte 2,5-3 puan gibi ortalamadan bahsediyorum, Sayın İmamoğlu'ndan yana olduğunu gösteriyor. Temiz Bey bir araya girebilir miyim? Mesela 2-2,5 puan kaç oy demek? Yaklaşık olarak İstanbul'da 250-300 bin oy demek. Hı, tamam. Ya ciddi bir oy farkı biliyorsunuz. İlk 2019 seçimlerinde bu oy farkı 13 bindi. Hemen peşine 800 bin bir oy farkı oldu ikinci turda. Ama o seçimin elbette havası, koşulları çok farklıydı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bundan 5 yıl önce Ekrem İmamoğlu'na Haziran seçimlerinde oy veren 4 milyon 400 bin seçmen var. Bu seçmenin de Ekrem İmamoğlu'na oy verme alışkanlıklarının büyük bir çoğunluğunun devam ettiğini görüyoruz. Şu andaki tablo bu. Ve Murat Kurum'un kampanyasıyla beraber kampanyadan oy arttırmasını bekliyoruz ama bunun kendi oylarında bir etki yaratmadığını, yani aday profilinin oyları arttıracak şekilde olmadığını çok net gördük. Orada da hani seçime zayıf kaldı değil mi Murat Kurum? Özellikle gafları, o hani bürokrat profili bir siyasetçi gibi değil. Yani İmamoğlu'nun sahada yarattığı enerjiyi, sinerjiyi yaratamıyor Murat Kurum. Evet, şimdi İmamoğlu'nu biz hani 2019'dan beri biliyoruz. Sahaya çıktığında bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Yani masanın başında başka, sahaya çıktığında özellikle kendine oy vermeyen öteki mahalle diye tanımlanan yerlerde hiç çekinmeden
o ilişkiyi kurabiliyor, diyaloğu kurabiliyor, karşısındakini ikna etmek diye bir çaba içinde olmadan kendini anlatıyor ve bunun da dönüşleri oluyor. İmamoğlu'nun bunu becerebileceğini bekliyorduk ama Murat Kurum'un elbette kendi kişisel yapısından da öte var olan somut koşullar da engelliyor. Çarşıya pazara çıkmasına ekonomik koşullar engel oluyor. Semih Bey, bir araya giriyorum. Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. Bir dönmemiz lazım. Evet, İmamoğlu'nun değerlendirmeleri nasıl? Bir kere oradan başlayalım. Önce bakanlar, sonra Erdoğan, Murat Kurum'a istedikleri finali yaşatır mı sizce? Evet, aslında AK Parti'nin yapmak istediği bütün kampanya kodlarını İmamoğlu bir şekilde alıp evirip çevirip karşı kampanya olarak kullanıyor. Söylemlerinde, kullandığı ifadelerde, evet, yani halkın da aslında bütün bakanların bu kadar bir belediye seçiminin içinde olmasına tepki gösteren kitleler de mevcut. Yani bir bakanın henüz daha soruşturma aşamasındaki bir olayla ilgili bu kadar ince ayrıntı, bu kadar işin içinde olması bile şaşırtıcı geliyor. Şu anda Senem Hanım, hep bunu konuşuyoruz. İstanbul seçimleri hem Sayın Erdoğan için hem de iktidar için o kadar önemli ki, belki Türkiye'deki 80 tane il bir tarafa, İstanbul bir tarafa. Bu, çünkü hemen 1 Nisan sonrası siyasetin şekillenmesi anlamında çok önemli. Bunu bekliyoruz. Ama Sayın Erdoğan'ın sahaya ne zaman ineceği, hatta inip inmeyeceği bile tartışma konusu. Çünkü yapılan ölçümlerde trendin İmamoğlu'nun lehine olduğu, 28 Mayıs seçimlerinden beri sahada olan, İstanbul için sahada olan aslında bir Erdoğan var. Bundan sonra bütün bu kozları kullanacağını, çünkü Murat Kurum'un kampanyası oy anlamında veya diğer partilerden kendine gelecek oy anlamında herhangi bir karşılık vermedi. Bundan sonra bir de yalnızca bu da değil, o para sayma görüntülerinin dışında biliyorsunuz en son yine bir halk otobüsünün film setine çekilmesi ve orada bir senaryo kurgulanması, bu tür şeyler 14 Mayıs seçimlerinden önce olduğu gibi tekrar tekrar gündeme gelecek. Emin olun yarın ne çıkacağını bilemiyoruz hiçbirimiz. Ama görünen şu, hala kararını vermemiş olan %10'un üzerinde bir kitle var. Belki de bu kitleyi etkilemek. Bunun dışında işte MHP seçmeninden Sayın İmamoğlu'na giden bir oy miktarı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden. Artı yeniden Refah Partisi'nin de gözde görülür bir yükselişi söz konusu İstanbul'da. Ya bir önceki oyları %3.2 olan oyunu tekrar alabilecek gibi bir görüntü var. Bütün bunları son 17-18 günde terse çevirmek için bence bütün kampanyayı artık bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'a yığacak gibi görünüyor. Bütün cephaneyi burada kullanacağı, evet, benziyor. Peki. Şimdi hani MAK'ın anketi İstanbul'da işte getirdik az önce. Ve hızla şöyle bir bakalım. İlginç, dikkatimizi çeken, aslında bizim yayınlarda da konuştuklarımızdan sanırım çok da farklı olmayan bu ankette de şeyler var, sonuçlar var. Hızla ben İstanbul dışında İzmir ve Ankara'yı da ekrana getireyim. İzmir'de Cemil Tugay, CHP'nin adayı, önde %48'de. Hamza Dağ %31'de. Yani ara da fena değil. Yani bu ankete göre, değil mi? Hatta çünkü orada makas daralır mı diye konuşuyorduk. Ankara için sorumuz zaten çoktan, hani Mansur Yavaş mı, Altınok mu değil, Yavaş ne kadar fark atacak şeklindeydi. Ankara anketine baktığımızda da işte Yavaş'ın orada yine önde olduğunu görüyoruz önemli ölçüde. İzmir ve Ankara'ya dair söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa çok beklentiler paralelinde mi? Ya şöyle, tabii yani İzmir'de biliyorsunuz bir önceki seçimde daha yüksekti CHP'nin oyu. Yani ikiye katlamıştı hemen oy oranı anlamında. Elbette makasın daralacağını bekliyorduk ama İzmir'de elbette CHP'nin kazanması sürpriz olmaz. Yine Mehmet Ali Kulat da, sevgili meslektaşım da, açıkladı yayınlarda. Aslında bu son nihai araştırması değil. Tabii. Bu sonuçlar değişiyor, dönüşüyor. Ankara'da bizim bulgularımız farkın biraz daha yüksek olduğu yanında, yani Sayın Mansur Yavaş'ın %50 bandını aştığı doğrultusundaydı. Ama sonuç itibariyle Ankara ve İzmir'de artık hemen hemen bugünden sonra son 17-18 günde olağanüstü bir değişiklik olmazsa orada CHP'nin belediye başkanlıklarını kazandıklarını, ama asıl Ankara için özellikle Büyükşehir Meclisi'nin kazanılıp kazanılmayacağı sorusu var.
bunun cevaplanacağını bekliyoruz. Çünkü burada hala bıçak sırtı bir şey söz konusu. Peki hızla gidelim. Hatay özellikle çok tartışmalı bir sürecin ardından Lütfü Savaş'ın adaylıkta kalması, Gökhan Zan'ın adaylığı ve buradan AKP adayı, Cumhur'un adayı kazanabilir diyordunuz. Siz de bunu söylüyordunuz. Evet, evet, ve şu an itibariyle MAK'ın anketi de bu yönde. Evet, şimdi Hatay'da yani İzmir ve Ankara'da konuştuğumuz gibi favori aday şu anda AK Parti'nin adayı. Ama orada denklem değişebilir Senem Hanım. Çünkü Lütfü Savaş bizim de beklentilerimizin ötesinde bir toparlama yaşamış Hatay boyutunda. Ve burada bu araştırmada göze çarpan tabii tipin aldığı %12'lik oy. Hani bu oyla ilgili, bu oyda herhangi bir düşüş olup Lütfü Savaş'a doğru yönlenme olasılığı da var. Bu oyların son 17-18 gün o anlamda kritik. Ben Hatay'da yine de İstanbul gibi fazla bir fark olmadan seçimi sonuçlanacak ama favori adayın da AK Parti adayı olduğunu aday belirleme sürecinden beri biliyorsunuz dile getiriyordum. Ama farklı araştırmalar da var. Lütfü Savaş'ın ön dipnot olarak söylemek istiyorum. Adana, Antalya, Eskişehir. Üçü de CHP'de fakat el değiştirebilir MAK'ın anketine göre. Siz buralarda bir değişim bekliyor musunuz bugün itibariyle? Evet. Adana'da ben beklemiyorum. Hani o araştırma dediği gibi yani diyorum ben Mehmet Ali Kulat da o açıklamayı yaptı. Nihai bir çalışma değil. Şubat ayı içerisinde daha çok yapılmış bir çalışma. Seçime doğru gittik. Şimdi biz araştırmaları onun için periyodik yapıyoruz. Ya bir, iki ay önce bir araştırma yapıp sonucun o olmasını beklememek lazım. Genel kamuoyu anlamında da bunu söylemek gerekiyor. Araştırmaları periyodik ve sık aralıklarla yapmamızın nedeni de bu oy oranlarının değişiyor olması. Çünkü hala kararsız olan sandığa gitmeyeceğim diyen, cevap vermeyen bir seçmen kitlesi var. Doğal olarak bizim de çoğunlukla bunlara oransal dağıtılıyor. Ama bu oransal dağıtım masa başında dağıttığınız gibi çıkmayabiliyor. Seçime doğru değişebiliyor. Ben Adana'da Zeydan Karalar'ın bizim ölçümlerimizde önde olduğunu görüyorum. Hı. Antalya için evet AK Parti adayı, bunu sizde yayında da konuşmuştuk. Yani Hakan Tüncü'nün favori olduğu ve önde olduğunu söylüyorduk. Ama orada da değişebilecek bir iklim var. İyi Parti ve Demin oyları ciddi oranda yüksek orada. Çünkü o oylar eğer 2019'daki ittifak yapısıyla gidilseydi bu saydığımız yerlerde AK Parti'de olan oy düşüşünden dolayı, oy azalmasından dolayı zor kazanılan yerler açık farkla kazanacaktı aslında ittifak. Ama ben Eskişehir ve Adana'nın CHP'de kalacağını ama Antalya'da AK Parti adayının favori olduğunu söyleyebilirim ben de. Hı hı. Yani bunun dışında bizim hani burada ekrana getirmediğimiz ama şu büyük şehirlerde sürprize açık dediğiniz yerler var mı? Var. Var. Hemen dile getireyim isterseniz. Balıkesir bir örnek bu anlamda. Ya Balıkesir'de farklı farklı ölçümler geliyor. Çünkü orada İyi Parti'den Turhan Çömez aday biliyorsunuz. Ve karşılığı olan profili yüksek bir aday. Bundan ötürü de ciddi bir oya sahip. Ama Ahmet Akın da hem kampanyası çok güçlü ve karşılık bulan bir kampanya. Ben Balıkesir'de de seçime doğru gittikçe Ahmet Akın etrafında bir birleşme olacağını ve o seçimin de böyle kıl payı ya Yücel Yılmaz ya Ahmet Akın tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Ya aradaki farkın da çok ciddi olmadığını düşünüyorum. Bursa'da benzer bir durum söz konusu. Bazı ölçümlerde Mustafa Bozbey, bazı ölçümlerde AK Parti'nin önde olduğu görülüyor. Ama Bursa'da da bir sürprize hazırlıklıyım kendi adıma. Buralarda hep çekişmeli bir yarış olacak. Semih Turan, çok teşekkürler. Sağ olun. Yine daha seçime kadar bol bol konuşacağız.